أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi
Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre, bir cin cemaati, Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. De ki, bana vahyolunduğuna göre, bir cin cemaati, Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten, doğru yolu gösteren, harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne eş ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden bir takım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş. Biz de saf saf insanları ve cinleri Allah hakkında yalan söylemez sanmışız. Meğer bir kısım insanlar, cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi, Allah'ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler. Biz göğe çıkmak istedik. Bir de ne görelim, orası sert ve kuvvetli bekçiler, şihablar, alevler, roket gibi mermilerle dolu. Önceleri biz göğün bazı yerlerinde oturup, dinleme merkezleri edinirdik. Ama şimdi kim dinlemeye kalkışırsa, derhal kendini gözetleyip izleyen bir alevle karşılaşıyor. Doğrusu, iyi anlayamadık. Yerde oturanlara fenalık mı irade edildi, yoksa Rableri onlar hakkında hayır ve hidayet mi diledi bilemiyoruz. Bizden iyi kimseler olduğu gibi, İyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz. Şunu da anladık ki, biz yerde Allah'ın iradesine karşı koyamayacağımız gibi, kaçmaya teşebbüs etmekle de onun elinden yakamızı kurtaramayız. Biz hidayet rehberini dinleyince onu tasdik ettik. Kim Rabbine iman ederse, ne hakkının eksik verilmesinden ne de gadre uğramaktan asla endişesi kalmaz. Den, Allah'a itaat edenlerin yanında, hak yoldan sapan kâfirler de var. Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenler, doğru yolu arayanlardır. Hak yoldan sapanlarsa, cehennem odunu olurlar. Allah Teâlâ şöyle buyurur. Eğer insanlar ve cinler, Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık. Bu nimetimiz, onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır, secdeler ona mahsustur. Öyleyse sakın Allah'tan başka hiçbir tanrıya dua ve ibadet etmeyin. Ne tuhaftır ki, işi tam tersine çevirip, Allah'ın has kulu, bir olan Allah'a ibadete kalkınca, başına öyle bir üşüştüler ki, neredeyse birbirlerini çiğneyeceklerdi. Sen de ki, ben yalnız Rabbime yalvarır, ona kulluk ederim. Hiçbir şeyi ona ortak saymam. De ki, benim size ne zarar vermeye ve ne de, en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter. De ki, Allah'ın cezasından beni hiçbir kimse kurtaramaz. Benim onun dışında sığınacak yerim de yoktur. Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir.
Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır. Hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir. Kendilerine vaad olunan azabı veya kıyamet saatini gördüklerinde, kimin yardımcılarının daha zayıf, kimin askerlerinin daha az olduğunu, işte o zaman anlayacaklardır. Ey Resulüm! De ki, o sizin tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için bir süre mi belirler, kesin bilmiyorum. O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir. O bütün gaybı bilir. Fakat gayblarına kimseyi vakıf etmez. Ancak bildirmeyi dilediği bir elçiye bildirir. Bu durumda, mesajı korumak için o elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler yerleştirir. Böylece Allah, elçilerinin Rablerinin mesajlarını gereğince tebliğ ettiklerini bilmek, yani fiilen görmek ister. Doğrusu Allah, kullarının nezdinde ne var ne yoksa, her şeyi ilmiyle ihata etmiş, her şeyi bir bir kaydetmiştir.